Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani silindirin ikinci testini anlatacağız size. Kitabımızda da sayfa numarası 246 ve 247 işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda yanal alanı taban alanına eşit olan dikkat et taban alanına eşit diyor. Taban alanlarına eşit demiyor. Yani yanal alan dediğimiz taban çevresi çarpı yükseklik 2 pi r çarpı h. Taban alanına eşit. Bir tane taban alanına eşit olacak. Pi R kare. Şunlar şunlar gidince. R'lerden de bir tanesi gidince. E o zaman R buradan neye eşit oldu? 2 aşama eşit oldu. Evet R 2 aşa eşit oldu. Şimdi silindirin hacmi verilmiş. Hacim de ne verilmiş? 32 pi verilmiş. 32 pi eşittir. Pi R kare taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik taş. E ben burada H yerine R bölü 2 yazabilirim. Değil mi arkadaşım? Buradan H R bölü 2 oluyor. Gel burada yerine yaz. Pi'ler de gitsin. 32 eşittir r kare çarpı r bölü 2 yapar. O zaman r küp 64 mi yaptı? Evet. O zaman r'yi de buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? Taban yarıçapı nedir diye soruluyor. Cevap böylelikle Cihan çıktı birinci soruda. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen dik silindirin taban yarıçapı 6 ve A ile C arasındaki en kısa uzaklık 10. Yok. Burası 15 diye değiştir arkadaşım. Tamam kusura bakma, burada bir yanlış yazılmış. Dizgi hatası olmuş. Baskı hatası olmuş. E evet, taban yarıçapı 6, 6 a ile c arasındaki en kısa uzaklıkta 15 olarak verilmiş. E o zaman burası kaç oldu? 12, 12 15. Dik üçgenden dolayı 9, 12, 15 üçgenden burası 9 çıktı mı? Çıktı. Şimdi buna göre diyor yüzey alanının, yüzey alanı nedir? 2 tane taban alanı var. Yani 2 tane pi r kare artı bir de ne var? Yan alan. Taban çevresi 2 pi r çarpı h değil midir? Evet. Bunun ne oranı? Taban alanına oranı. Bak taban alanına. Taban alanlarına değil. Yani pi r kareye oranı isteniyor arkadaşlar bizden. Hadi bakalım toplayalım bakalım şunu. Kaç yapıyor? 36 72 pi mi yaptı burası? Evet. Artı 54 108 pi yaptı burası. Bölü 36 pi yapar. Topladığımız zaman 180 pi bölü 36 pi yapar. O zaman bu da kaç yapar? 5 yapar. Cevap edremit oldu. Yanlış şu düzeltmeden sonra. Tamam ikinci soru Edremit. Evet, geldik 3'e. Bir pet taban alanı 25 pi olan o zaman taban alanı 25 pi ise pi r kare pi r kare eşittir 25 pi ise o zaman buradan ne buluyoruz arkadaşım? R kare 25 ise r'yi de buradan 5 olarak buluruz. Yarı çapı 5 o çıktı. Evet. Ve hacmi 300 pi olan hacmi de 300 pi ise pi r kare çarpı h eşittir 300 pi'miş. Haşlar gitti. 5'e ee, bölsem 5'e bölsen 60. Bir daha 5'e bölsem 5'e bölsen 12 yapar. Haşı da buradan 12 olarak bulur muyuz? Buluruz. Haş da 12 çıktı. O zaman 5, 12, 13 üçgeninden pipetin şuradaki uzunluğunu kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Evet. Taban merkezine yerleştirdiğinde 2 birimlik kısmı şekil birdeki gibi bardağın dışında kalıyor. 2 birimlik kısmı da şekilde bardağın dışında kalıyor. O zaman burası 2. Sonra diyor ki pipet taban merkezinde ucu taban çapı boyunca böyle şekilde iki bir miktar kaydırıldığında diğer ucu bardağın üst ucuna denk gelmektedir. Tamam ben şunu biliyorum. Buranın uzunluğu kaç yaptı? 13 2 daha 15 yaptı. Burası da 12 ya. 9 12 15 üçgeninden 9 değil midir burası? Evet. E yarıçap 5'ti. Bu noktadan bu noktaya geldi. Burası 4 mi oldu? Pipet tabanında ne kadar kaydırılmıştır? İşte kaydırılan kısmı 4 santimetre olmuş oldu. Cevap denizli oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Şekilde ABC'de dikdörtgen biçimdeki metal levha AB etrafında önce 225 derece AB etrafında 225 derece döndürdüğüm zaman ne olacak? Şöyle simetriğini aldım. Bu nokta buraya geldi. Dönüş şu şekilde olmaz mı? Olur. Bu noktada buraya geliyor. Şu dönüş şöyle oluyor. Yani yarı çapı 5 yüksekliği 8 olan bir silindirle karşı karşıyayız. 225 derece döndürsen tam döndürürsem tam silindir yapıyor. 225 derece döndürürsem de yarı çap 5 yüksekliği 8. 135 derece döndürürsem de öyle. V1 diyor ki bana 225 derece döndür. Yani pi r kare çarpı h yani 8. E bu tam döndürme 225 derece döndürmede 225 bölü 360. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Hocam buradan ne geliyor? 8'e e bölsen 8'e bölsen 45. 45 ile bu sadeleşse kaç geliyor? 5 geliyor galiba. E, o da 125 pi mi yapıyor? Evet V1'i 125 pi olarak bulduk. 25 çarpı 5'te. V2'ye gelelim. V2'de arkadaşım kaç derece? 135 derece döndürme. Pi R kare çarpı H çarpı 135 bölü 360 yapacak. Şunlar şunlar sadeleşse 45 yapıyor. 45 de bu sadeleşince de 3 yapıyor. 25 çarpı 3'ten v 2 de 75 pi yapar. Bizden V1 eksi V2 isteniyor. V1 eksi V2'de neye eşit olacaktır? 125 pi eksi 75 pi'den ne çıkıyor? 50 pi çıkıyor. Evet cevap 50 pi çıkar arkadaşım. Yani Cevap Cihan oldu dördüncü soruda. Beşe geldik. Yarıçapı 2A yüksekliği H1 olan silindir iç biçimindeki kap su ile doludur. Silindir kaptaki suyun silindir kaptaki silindir kaptaki suyun tamamı tabanının bir kenarı 3A olan kare dik prizma şeklindeki kaba boşaltılıyor. Yüksekliği de h oluyor. H1 bir h nedir? İçindeki sular ne olacak? Birbirine eşitleyeceğiz. V su birinde pi 2A'nın karesi 4A kare çarpı H1 eşittir. Öbürüne 3a 3a kare prizmaya 3a 3a yani 9a kare taban alanı çarpı h2 eşit olacak. İşte h1 bölü h2 h2 bölü h1 isteniyor. H1'i buraya attım. H2 bölü h1. Ee, buradan da 9a kareyi de buraya attım. Pi 4a kare bölü 9a kare mi oldu burası da? Evet a kareler nanay 4pi bölü 9 yaptı. Cevap böylelikle akçayı yaptı. Geldik 6'ya. Yukarıda şekil 1'de 4 santimetre yarı çaplı dik silindir biçimindeki sürahi de 8 santimetre yüksekliğine kadar su vardır. Yani pi r kare çarpı h kadar su vardır burada. 16 çarpı 8 kaç yapıyor? 6 kere 8 48 128. 128 pi'lik su var burada. Şimdi. Ş şekil 2'de 4 santimetre yüksekliğinde yarı, r yarı çaplı bardak ile 4 bardak su içilirse sürahi de kalan yük suyun yüksekliği 2 santimetre oluyor. Hmm. Bunu hesaplamamıza gerek yokmuş gerçi. Sürahide 2 santimlik su kalıyor. Yani ben şu kadarlık kısmı harcamış oldum. Bunun 4 bardağıyla. 4 bardağıyla. Yani 6 santimetrelik kısmı bu 4 bardak mı yapıyor? Evet. O zaman bunun 6 santimetrelik hacmi. Bunun 4 tane bardağın hacmini eşitleyeceğiz. Yani pi r kare. 4'ün karesi çarpı 6. Neye eşit olacak? 4 tane pi r kare çarpı h eşit olacak. Hocam piler gitti. 2 tane 4 gitti. R kare 6'dan R'yi de buradan kök 6 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap böylelikle. Balık eser çıktı 6. soruda. 7'ye geldik. Yukarıdaki şekilde yarı 5 cm. Yani 5 birim ve yüksekliği 10 birim olan bir silindir içi tamamen suyla, ile dolu verilmiş. Erdal bardağın içindeki suyu dik dairesel silindir biçimindeki yüksekliği 5 birim ve taban yarı 2 ve 1 bir birim olan büyükten küçük, Büyükten 8 tane diğerinden 23 tane olan Evet yarı çapı 2 yarı çapı 1 bir birim olan bu deney tüplerini doldurmayı planlıyor. Erdal büyük olandan başlayıp hepsi dolduktan sonra küçük tüpleri doldurmaya başlıyor. E, bunun hepsini doldurdum. Tamam ya yani buradaki suyla bunları dolduracağım. Ama ne diyor? Pi r kare çarpı h. Bu suyla bunun hepsini dolduruyorum. 8 tane pi r kare çarpı h'ı doldurdum artı. Bundan da x tane dolduralım. x tane pi r kare çarpı h doldurdum. Bu eşit olacak. Bu kaç tane doldurduğunu bakacağız. Arkadaşlar şurada pi'ler bir sadeleşsin bakalım şöyle. 25, 250 yapıyor burası. Burası da kaç yapıyor? 20, 160 yaptı. 160 artı 5x yapar burası. O zaman 90 eşittir 5x olduğuna göre x'i de buradan 18 olarak bulur muyuz? Evet. Evet. 18 bulduk burayı. E, 23 tane vardı. Kaç tanesi boş kaldı o zaman? 23 eksi 18. Yani 5 tanesi dolduramadık maalesef. O zaman cevap ne yaptı? Edremit yaptı. 7. soruda. Geldik 8'e. Evet. Ne verilmiş? Silindirin hacim formülü verilmiş. Eyvallah biliyoruz zaten bunu. Şekilde hayvancılık için uğraşan Hakan Bey'in hayvanlarını su ihtiyacını gidermek için kullandığı yarım di dik dairesel biçimdeki bir sulama kabı. Ee, ağıl diyorlar. Ağıl mı diyorlar? Ne diyorlardı buna ya? Ya, şunu görünce aklıma geldi aman Allah'ım. Geçen bir dakika ya şeydeyiz ama aklıma geldi bunu anlatmadan yap yapamayacağım. Ay gülüyorum ama acı dolu bir şey. Ya biz buna ne diyorduk ya aldım al mı diyorduk? Neydi? Ne diyorduk ya? Köyde unuttuk. Neyse köyde çocukları dedesinin bahçesine götürdüm ben. işte kuzular kuzularımız var onlara bakıyor. Çocuklarla oynuyoruz işte. Dedesi içeride iş yapıyor, annesi falan da iş yapıyor. Ben de çocuklarla ilgileniyorum. tam bir şey oldu. Eganla ilgilenirken arkadan Kerem, bizim Kerem de çok hareketli. Egan da çok hareketli de. Ee, Kerem ne yapacağı belli olmayan bir tip. Çocukla Eganla ilgilenirken arkamda olduğunu biliyorum. Ne yaptı? Bir cuk diye bir ses geldi. Aman Allah'ım arkamı bir döndüm. Çocuk bunun içine düşmüş. <laughs> sıklam. Yani e, Allah'tan hava da çok şey değildi. E, yazdı. sıklam oldu. Öyle bir anı var. Düştü. Zor da çıktı. Hemen zaten gittik toparladık. Yani böyle de bir maceramız oldu. Şunu görünce aklıma geldi vallahi ya. Kerem şunun içine düştü kardeşim. Tamam haberiniz olsun. Neyse şey e, bu ne diyor? Yarım silindir şeklinde bir kap var. var. Bu kabın taban çapı 4 birim. Taban çapı 4 birimse yarı çapı kaç birim olacak? 2 birim olacak. Ve yüksekliği de 12 birimmiş. Kabın 2 bölü 3'ü suyla ile doldur. Aa tamamı değil. Yani şöyle bir silindirin tabanını düşün silindirin yarım silindir olsa şöyle olacak ama kabın 2 bölü 3'ü doluymuş. Kabın 2 bölü 3'ü su ile doluymuş. Yani burası 2 V'lik hacmi değil mi? 2 bölü 3'ü. Burası da V'lik hacmi olacak arkadaşım. Su ile doldur. Hayvanların her biri günde 3 bölü 2 birim küp su içiyor. Buna göre kaptaki su ile aynı günde kaç hayvan su içebilir diye soruluyor bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun hacmi nedir? Bunun hacmi nedir? Pi R kare çarpı 12. Ama tam silindir bu. Yarısı ne yapacak? Yarısı bölü 2 diyeceğiz. Bir de bu kabın kaçı dolu olacak arkadaşım? 2 bölü 3'ü su ile dolu. Bunun da 2 bölü 3'ünü alacağım. Şu bölü 2'ler gitsin. Şununla şu sadeleşsin. 4 yapsın. O zaman 4 kere 4 16 pi yaptı. Buradaki su 16 pi hacimli oldu. Pi de 3 alınız demiş gerçi. 16 pi de kaça eşit? 48'e mi eşit? Evet. 48'e eşit. Tamam. Şimdi diyor ki bize hayvanların her bir günde 3 bölü 2 birim küp su içebiliyor. Buna göre kaptaki su ile aynı günde kaç hayvan su içebilir diye soruluyor. Arkadaşlar 48 bölü 3 bölü 2 diyeceğiz. Çünkü hayvanların her bir 3 bölü 2 birim şey içebiliyor, su içebiliyor. E, 48'i 3 bölü 2'den kaç tane hayvan içebilir diye bakacağız. Yani 48'i 3 bölü 2'ye böleceğiz. 48 çarpı 2 bölü 3'ü mi yapar bu? Bunlar sadeleşse 16 yapar 16 çarpı 2'den 32 mi yapar cevap? Evet cevap böylelikle Ceyhan oldu. Ay bunu görünce aklıma Kerem geldi vallahi. 8. soru Ceyhan oldu. Geldik 9'a. Suyla zemin her zaman paraleldir değil mi dostlar? Evet. Şu su zemini, şu da su zemini paralel. Z'den dolayı bak burası 30 yapar. Şurası kaç yapar o zaman? 60. Aynı şekilde şurası 60 derece yaptı. Burası da 30 yaptı. 30'u karşısı 4 60'ın 60'ı karşı kaç yapar? 90'ın karşı 8 yapar. 60'ı karşı 4 kök 3 yapar. Yani yarı çap 2 kök 3. 2 kök 3 oldu mu? Oldu. Tamam. 60 derece yedim de böyle oldu. Ben buradan yarı çap buldum. 2 kök 3. 2 kök 3 olduğunu buluyor. Aa burada da 30, 60, 90 üçgen. 30'un karşısı 4 kök 60'ı karşısı da kök 3 katından dolayı 4 kök kök 3 katı 12 mi yapar? Evet. Tamam bunun kaç? 16. 16 olduğundan dolayı buraya da 4 mi kaldı? Aynen öyle. Ee, ne diyor bize? Başlangıçtaki su ile dolu olan dik silindirde son durumda ne kadar su kalmıştır? Şuradaki kalan su isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi biz bunu böyle gördüğümüz zaman ne yapacağız? Hocam şöyle bir silindir yapacağız ya. Böyle yapınca bak bunun yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. Boş kısmı da bulurum. Yarı e, dolu kısmı da bulurum. Hatta burası 12V ise bak 12'deki 12V ise 6V 6V olur. 4'teki de 4V olmaz mı kardeşim? Olur. E ben burada yarı çapında 2 köküç olduğunu biliyorum zaten. Ben burada 4V hacmini bulabilirim. 4V hacmi neye eşit? Hocam 4V hacmi pi 2 köküsün karesi. Pi r kare çarpı h. Evet şunlar şunlar sadelesi. V de buradan kaç çıkar? 12 pi çıkar. Benden ne isteniyor? Başlangıçtaki su dolu kaptaki hacim isteniyor. 6 6 12 4 daha 16. Yani 16 V isteniyor bizden. O da 16 çarpı 12 pi yapar. Kaç pi su kalmıştır? Yok ne kadar su kaldığı soruluyor. 10V soruluyor pardon bize. Bize 10V soruluyor. O zaman 10 çarpı 12 pi. O zaman cevap 120 pi yapacaktır. Evet. Cevap Akçay yaptı 9. soruda. Geldik 10. soruya. Şekildeki dik tarihsel sindir, biçimindeki kaşar peyniri bıçakla dikey olarak 8 parçaya ayrılıyor. Bak şimdi. Tabanı zaten bir silindir ya şöyle. Ben bunu 8 parçaya ayıracaksam. 360'ı 8 eş parçaya bölmek demek ne demek? 360 bölü 8 demek. Yani 45 derece. 45 derecelik dilimlerle yapacağım ben bunu. 45 derecelik dilimlerle. İşte şöyle mi oluyor arkadaşım? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Her bir dilim 45'er derece olursa yani bir dilimi de şurada göstereyim ben sana. Hocam 45 derecelik dilim. Şurada şöyle 45 derecelik dilim. Evet. Bizden işte şunun nesi isteniyor? Tabanı şu şekilde ve 45 derecelik dilim. Ve yarıçap kaç? 16. 16 yüksekliği de 12 olan bunu ne yapacakmışız? Daha sonra oluşan parçalardan her biri hiçbir yere açıkta kalmayacak biçimde paketleme malzemesiyle kaplanıyor. Buna göre oluşan parçalardan birini paketlemek için kullanılan malzeme en az kaç birim kare olmalıdır? Arkadaşlar bunun yüzey alanı isteniyor. Bu tabanı ve tavanı aynı değil mi? Aynı. Bu bir prizmadır. Prizma şeklinde yapalım. Prizmalarda alanı nasıl buluyoruz? Taban alanları. iki tane taban alanı. Artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yüksekliği miydi? Evet. Yani İki tane taban alanı pi r kare çarpı iki tane taban alanı pi r kare ama 45 dilim. 45 bölü 360 artı yan alan. Taban çevresinde hocam 16 16 32 var bir de burası var. Burası da 45 derece dilim. 2 pi r çarpı e, 45 bölü 360'tır. Hocam şunlar şunlar gitse 8 bunlar gitse 2 4 pi mi yapıyor orası da? Evet 4 pi yaptı. O zaman buranın çevresi ne yaptı arkadaşım? 4 pi artı 32 yaptı taban çevresi. 4 pi artı 32 yaptı taban çevresi. Çarpı bir denesi var, yüksekliği var. E hocam, şunlar şunlar gidince kaç kaldı? 8. 16'nın bir tanesiyle 8 sadeleşince burada sadece çarpı 2 kaldı. 2 kere 4, 64. Şu da 64 pi mi yapıyor. Evet, 64 pi artı şu e, 4 ile 48 pi yaptı burası. Artı bir de 12 ile 32 çarpımı. 12 ile 32 çarpayım bakayım ben. 3 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 36. 384 mi yapıyor? 384 yaptı. Şu ikisini toplarsam da 112 mi yapıyor? Evet. 112 artı 3, 112 pi artı 384 yapar. Her bir parçanın yüzey alanı. Arkadaşlar güzel bir soru. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Yoksa tek tek böyle hesaplamak zorunda kalırsınız. Prizma olduğunu unutmayın bunun da. Taban alanından iki tane yan alanı bulurken, taban çevresi çarpı yükseklik. Yani sen bunu böyle açtığın zaman da şöyle dikdörtgen olacak sadece. Ee, burada da ne var? Şöyle ee, bir de daire dilimleri olacak şu şekilde. Şöyle bir daire dilimleri olacak böyle açılış halinde de bu şekilde olacak. Tamam? Evet gençler, bunu bu şekilde hallettik, geldik son soruya. Ömer dikdörtgen biçimindeki kağıdı kısa kenarına paralel doğru boyunca kesip iki parça dikdörtgen elde ediyor. Evet, şöyle bir dikdörtgen olsun elimizde. Ve kısa kenarına paralel olacak şekilde kesince böyle iki tane dikdörtgen elde ettim. Küçük parçadan uzun ve kısa kenarlarına paralel teğet pardon kenarlarına teğet olacak şekilde daire biçiminde birbirine teğet iki daire kesiyor. Birbirine teğet iki daireyi şöyle kestim arkadaşım. Uzun ve kısa kenarlarına paralel olacak şekilde. Tamam. Arkadaşlar çemberler birbirine değince merkezleri birleştirin. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Aa burası ne oldu? 4 R oldu. R R R R'den dolayı. Hocam merkez teğet çektik. Merkez çektik. Burası da 2R mi oldu? Evet. Şimdi silindirin hacmi. Ben bundan ne yapmışım? Elde ettiği iki daire ve büyük dikdörtgen parçayı birleştirerek ha şunu da ne yapacağım? Kıvıracağım. Böyle kıvırdığımda bir silindir yapacağım. Yalnız bir silindir yaptığımızda hani bu silindirin açık hali şöyle bir kapaklar oluyordu ya. İşte o kapakları buradan elde ettim. Şunu da kıvıracağım. Yalnız bunu kıvırdığımda burası şu dairenin çevresi kadar olmuyor muydu? Evet. Yani işimize yarar yaramaz bilmiyorum ama burası da 2 pi r olmak zorunda. Yükseklikte burası olacak. Yükseklikte ne? 4 r olacak arkadaşlar. Evet silindirin hacmi. Yüksekliğimiz 4 r e ben taban yarı da biliyorum. Şurası r taban yarıçapı r yüksekliği de 4 r. Bunun hacmi pi r kare çarpı 4 r 108 pi olarak vermişler. O zaman pi'ler nanay oldu. Burada e, r küp neye eşit olacak? 27'ye eşit olacak. r'yi de buradan 3 buluruz. R 3 bulduysak Burası alt, e, 12 çıkar. Burası da 6 mı çıkar? Evet. Şimdi bana ne diyor? Başlangıçta kağıtta kullanılmayan parçanın alanı nedir? Kağıtta kullanılmayan parça. Bak şuradaki beyaz yerler değil mi? Şimdi sarıya boyadım. Evet. Yani dikdörtgenin alanından iki tane daireyi çıkartacağım değil mi? Evet dikdörtgenin alanı. 6 çarpı 12'den iki tane daire. Pi r kareden 2 tane var. Onu çıkartacağım. O da 72 eksi. 18 pi mi yapar? Aynen öyle. Yani cevap böylelikle. Cihan yaptı. 11. Pardon cevap böylelikle balıkesir yaptı 11. soru da. Evet güzel sorular vardı bu testte böylelikle 2'yi test hallettik o zaman ne diyoruz. Bir sonraki testin çözümünde yani silindirdeki test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.